teşekkürler. Önce tutsak benim gibi oldu. Teşekkür ederim. Geleceğin sineması benim için biricikti. Biricikti çünkü profesyonel kısa film çekmeme vesile olan tek projeydi. Çok arkadaşım da eminim ki buradan aldığı destekle gerçekleştirdikleri proje, onların hayatının geri kalan kısmında yapmayı planladıkları işlerde çok büyük bir yerde duruyor. Geleceğin sinemasının bana göre en önemli avantajı, bir projenin daha senaryo aşamasındayken desteklenmesi ve daha sonra çekimlerinin gerçekleşmesi üzerine cesaretlendirmesi. Sinema Genel Müdürlüğü Yönetim Ailelerinde Beyoğlu Belediyesi ve TÜRSAK Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen ve 14 yıldır ülkemizin 4000 yanındaki sinema öğrencilerinin kısa film projelerini destekleyen Gelecek Sineması Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Günümüzün başarılı yönetmenlerinden bazıları mesleğe bu yarışmayla adım attı. Hatta şimdi önceki yıllardan yarışmaya başvuran projelerin görüntülerini izleyeceğiz. Birlikte buyurun. 14.sünü yapıyoruz. Bu bana göre çok önemli etkinliğin. Ben de bir üniversitemizde üstelik senaryo yazılımı dersi veriyorum öğretim görevlisi olarak. Bu işin ne kadar erken başladığını, nasıl geliştiğini çok iyi bilenlerdenim. Üstelik kendim de bir alaylı olarak neredeyse yarım asırdır, 50 yıldır bu mesleğin bir çalışanıyım, bir emekçisiyim. Biraz önce arkadaşımızın anlattığı gibi 3500 proje önümüzden geçti 14 yıl içinde. Ve bu 3500 projenin 350 tanesi, yani yaklaşık ödül verilen, çünkü müracaat eden projelerin %10'u, tüm müracaat edenlerin de 350'si, 3500'ü, yani bütün neredeyse kalanların bu kısa filmleri, yani finale kalanların bu kısa filmleri gerçekleştirdiklerini büyük bir mutlulukla takip ediyoruz. Bu teşrifinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve gerçekten 14 yıldır bu festivalin sürmesine, bu yarışmanın sürmesine ve bunun gibi birçok etkinliğe belediyesi içinde yürek verdiğini, destek verdiğini, samimiyetle destek verdiğini, hiçbir siyasi çıkar beklemeden destek verdiğini çok iyi bildiğim ve çok sevdiğim Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'ı sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Bu ödülü de Başkanımızın kültür ve sanata aralıksız katkılarından dolayı kendisine vermek istiyorum müsaadenizle. Şöyle bir fotoğraf alalım mı birlikte? Kıymetli Hacı'nın gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beyoğlu Kültür ve Sanat'ın merkezi elbette bu da vazifemiz. Beyoğlu'nda üretilen şey hizmet sektörü ve kültür endüstrisi. Dolayısıyla biz sanatın bütün disiplinlerinde destek vermeye çalışıyoruz. Bunu da vazife görüyoruz. Gerçekten çok harika yol arkadaşları var. Ben TÜRSAK'ı burada alkışlıyorum. Kolay değil. Yıllardır bu emekleri veriyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yazar olmak yerine önce turizmci oldum. Sonra daha büyük hikayelerin peşine düştüm. 13 yıldan beri Beyoğlu'nu yönetiyorum.
Beyoğlu'nun geçmiş hikayeleri, halen yaşanan hikayeler ve geçmişten geleceğe yazmak veya yapmak istediğim hikayelerin yönetmeye çalışıyorum. Beyoğlu sonuçta doğduğum, büyüdüğüm yer. Yani İstanbul'un sahnesi. İstanbul'un sahnesi diyorum çünkü sinema tarihimiz de Beyoğlu'nda başladı. Nice hikayeler Beyoğlu'ndan beyaz perdeye yansıdı. Nice ustalar, nice artistler, nice yönetmenler bu sokakları arşınladı. Bu harika akşamda ödül alan almayan bütün genç sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Hepsini de alkışlıyorum, ayakta alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Hayat filminizde inşallah uzun metraj olsun diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.